insanlık tarihinden belki de çıkarabileceğimiz en büyük ders, bir millet için en büyük zenginliği ne yeraltı ne de yerüstü zenginlikleri olmadığı. Bir millet için en büyük zenginlik maddi ve manevi yönleriyle çok iyi yetişmiş bireylerden oluşan insan kaynağıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrası neredeyse bütünüyle harabe haline gelen Japonya ve Almanya'nın kısa sürede yeniden büyük güçler haline gelebilmeleri işte bu iyi eğitimli insan kaynağının eseridir. Ve tabii ki Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin kat ettiği büyük mesafede yine bu iyi eğitilmiş insan kaynağının eseridir. Bugün ister gelişmiş, ister gelişmemiş ülkelerin eğitim durumlarına bir göz atacak olursak, eğitim düzeylerinin, kalitelerinin ve eğitimlerinin niteliği ve niceliğinin gelişmişlik düzeyleriyle doğru orantılı olduğunu görebiliriz. O halde bireylerin ve toplumların gelişmesi için ve kalkınma için eğitim olmazsa olmaz temel direğimizdir. Yaşadığımız dünyada toplumların kalkınması eğitimle gerçekleşebilir. Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri kalkınmayla gerçekleşiyorsa kalkınmaları da eğitimle. Bu yüzden eğitim bireylerin ve toplumun geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Eğitim en çok da çocuklar için önemlidir, öyle değil mi? Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Onlar en güncel bilgilerle eğitilmelidir. Onlar bir milletin direğidir. Toplumların, ülkelerin ve dünyanın gelişmesi için, güvenli olması için ve geleceğimizin güvence altında olması için çocukların bilgi ve eğitimi çok çok önemlidir. Peki günümüzde her okulda verilen eğitim düzeyi bunu yansıtabiliyor mu? Maalesef. Öyle değil mi? İşte Ardahan Eğitim Vakfımızın önemi bu noktada ortaya çıkıyor. Çeşitli imkansızlıklar dahilinde okumaya çalışan ve kendilerini geliştirmeye çalışan çocuklarımızın eğitimine ve geleceğine, o pırıl pırıl kar tanelerimizin geleceğine destek oluyoruz. Bizler aldığımız eğitimi sadece kendi hayatlarımızı iyileştirmek için değil, başka insanların hayatlarını iyileştirmek için de kullanırsak ancak bir değer kazanır. Değerli ve onurlu bir yaşam bunu gerektirir. Bu yüzden bizler bu akşam Ardahan Eğitim Vakfı olarak sizleri çocuklarımızın geleceğine, eğitimine, o pırıl pırıl kar tanelerinin geleceğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Ve son olarak tüm konuşmacılarımızdan bir ricamız olacak. Vakfımız ve törenimiz hiçbir zaman siyasi bir platform olmadı, olmayacaktır. Burası sosyal bir platform ve bizler bölgemizin çocuklarının geleceğine ve eğitimine destek olmak için bu akşam bir aradayız. Tüm konuşmacılarımızdan ricamız bu hassasiyetimize özen göstererek konuşmalarını gerçekleştirmeleri olacaktır. Şimdiden tüm konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Gelin bu akşam bu salondan Serhat bölgemizin o pırıl pırıl kar tanelerinin eğitimine ve ışıklarını daha da parlatmalarına destek olalım. Ve sizlerden güçlü bir alkış rica ediyorum. Çocuklarımızın geleceği için, bugün burada olduğunuz için ve tüm destekleriniz için şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlimize bağlı 5 adet ilçe bulunmaktadır. Bunlar Çıldır, Damal, Göle, Panak ve Kosof ilçeleridir. Ardahan İli'nin ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayanır. Urartu, Med, Pers, Roma, Sasani, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan yörede birçok tarihi eser ve kalıntı bulunmaktadır. Taraf Şef'in yaptığı Ardahan Eğitim Vakfı ARE, Ardahan'ın eğitim sorunlarına çözüm üretmek amacıyla 2012 yılında yola çıkmış ve 2013 yılında kurulmuştur. Faaliyetlerine hızla başlamış ve aynı hızla sürdürmektedir. 2014 yılında çoğunluğu Ardahan'ın olmak üzere birçok iş adamı, sanayici, akademisyen ve sanatçının katılımıyla geniş çaplı bir yemek organizasyonu yapmış ve eğitim gönüllüsünü bir araya getirmiştir. Müzik
Sarhat Yaşam adlı 3 aylık yayınlanan bir dergi çıkarmaktadır. 2018 Ocak ayında Otlar Üret Ardağan sloganıyla Merkezi 23 Şubat İlköğretim Okulu'nda 95 öğrencinin ders aldığı 16 kişilik kodlama atölyesi kurulmuştu. İstanbul Fikirler Kongre Merkezi'nde düzenlenen robotik toplama maket yarışmasında ortaokul kategorisinde 300 tam puanla Alev Vakfı tarafından desteklenen çocuklarımız Türkiye birincisi olmuştu. Ardahan Eğitim Vakfı. Yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, bugün bizim 10. yıl kuruluş yıl dönümümüz ve Alev 10 yaşında. Sizlerin desteğiyle bugün 10 yaşına girmiş oldu. 2012 yılında eğitim gönüllümüz, kurucular kurulu üyesi, can dost, güzel insan Metin Akdemir Beyefendinin işaretiyle kurduğumuz vakfımız 10. yılı geride bıraktı. Bu süreçte çok fazla bir şeyler yapamadık. Bütün enerjimizi kurumsallaşma, profesyonel bir sivil toplum kuruluşu olarak ilerledik. Bunu da sizlerin desteğiyle başardığımıza inanıyoruz. İşte Alev 10. yılında kocaman bir aile oldu. Alev burada, Alev hepimizin, herkes tarafından sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Sayın Belediye Başkanımız Faruk Demir, Alev, Sabri Yiğit, Selim Erdoğan, Doğan Şentürk gibi kıymetlilerimiz ile ve kocaman ailemizle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ardahan'daki çocuklarımıza yani kartanelerimize dokunduğumuzda neler olabileceğini hepimiz gördük. Ardahan'ın kartaneleri Çin'de 350 takım arasında ilk ona girerek değil Ardahan'ı, ülkemizi de en iyi şekilde temsil ederek gururlandırdılar. İşte imkan verin diyoruz ya, dokunalım diyoruz ya, bakın dokunduk neler yaptı. Robotik kodlamada Türkiye birincisi oldular. Yani hepimiz şaşırmıştık, sizler de şaşırdınız, Türkiye de şaşırdı. Ama oraya bir dokunuş yapıldığı zaman, o kartanelerimize desteklendiği zaman neler yapılabileceğinizi gördük. Gelin bu vakfımızı daha iyi yerlere getirelim. Vakfımızı yaşatalım ki kartanelerimiz yaşasın. Onlara dokunalım. Bak ne güzel, bütün kartaneleri bugün burada, bu şehirde, bu metropolde hepiniz birer gurursunuz. Barış arkadaş burada, kıymetli misafirlerimiz burada, Ali Şirin hocamız burada, öğretmenimiz, büyüğümüz, ellerinden öpüyorum. Ne güzel, bak emekleriyle burada, birçoğumuz onun öğrencisiyiz. Erbay hocamızın çok selamı var. Bu anlamda Alev'i daha da büyüterek inşallah daha güzel arenalara taşımak istiyoruz. Sözlerimi bitirmeden evvel, kuruluşundan bugüne desteklerini esirgemeyen, vakfın her alanında, her saniyesinde yanında olan kıymetli büyük sevgili Doğan Şentürk Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki buradayız. Malum pandemi sürecinde bir araya gelemedik. Bütün heyecanımı, 2 yıl konuşamadıklarımızı az da olsa, öz de olsa bugün konuşmuş olduk. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eksiğimiz varsa affola. Ev sahibi hepimiziz. Alev burada. Teşekkür ederim. Çok değerli başkanı Sayın Yiğiter Avşar'a çok teşekkür ediyoruz. Bir şiir alkış rica ediyorum. Değerli konuşmaları için, bugün bizleri bir araya getirdikleri için, öyle değil mi? Değerli konuklar, tekrar söylemek istiyorum. Gelin bu akşam bu salondan Serhat bölgemizin o pırıl pırıl kartanelerinin değerli çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunarak ayrılalım. Şimdiden sizlere tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz,
Şimdi sizleri güzel bir müzik dinletisiyle baş başa bırakacağız. Ardından bu gece aramızda olan birbirinden değerli konuklarımız var. Aranıza katılarak sizlere mikrofon uzatacağım. Şimdi huzurlarınıza İTÜ Konservatuarı Türk Halk Müziği öğrencisi Cansu Yolcu'yu davet ediyorum. Güçlü alkışlarınızla. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Cansu Yolcu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musisi Devlet Konservatuarı Ses Yetkisi Bölümü öğrencisiyim. Bu güzel gece için sizlere birkaç eser hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Ekip arkadaşlarımızın yanında teşekkür sürpriz oldu. İlk sözü bana verildi. Teşekkür ederim. Böyle
yüzüde bir topluma hitap etmek çok zor. Ben suçlu insan yaparsam hepinizden özür dilerim. Saygıdeğer belediye başkanları, eski milletvekilleri, protokolde olan herkese saygılarımı sunuyorum. Eğitim denildi mi, benim bir cümlem var, kabul edilmem, bana göre doğru olan cümle odur. Kişinin bilgisi önemli değil, kişinin davranışı önemlidir. Eğitim davranışa dönüştüğü müddetçe yaşamda kendine yer bulur. Davranış olmayan eğitimin hiçbir anlamı yoktur. Bu girişten sonra ilk sözü bana verdiklerine göre bulunduğum coğrafyanın tarihini şöyle üç cümleyle özetleyeceğim. Son 500 yılda Kars ve Ardahan 52 savaş görmüş. O 52 savaştan 26 defa yer değiştirmiş, el değiştirmiş. Bu bölge Kafkasların Avrasya'ya açılan bölgesidir. O bölgede yaşamanız için zengin kültüre sahip olmanın gereği olacak ki 1939 yılında Cilavuz Köy Enstitüsü açıldığında benim hikayesini bildiğim birkaç köy enstitüsü mezununun ismini belirtip geçeceğim. Bunlardan biri Dursun Akçam. Zamanın Milli Eğitim Bakanı'na mektup dilekçe yazıyor, beni okula alsınlar. İkincisi benim köyümden Enver Avcı. Başardım çocuk diyor. Babası okula göndermiyor. Kendisi kaçıp gidiyor. Görede komşusuna gidip diyor ki İbrahim Halil dayı diyor. Ben notere bir kefil olur musun? Diyor, olurum diyor yavrum. Notere gidiyor, diyor ki bu çocuğu okumazsa, geri kaçarsa senin, ben ödeyeceğim diyor. Yani babasının rızası olmadığı halde kendisini 12 yaşındaki çocuk köy yarışına götürüyor. Ümit Kapkancıoğlu, şimdi şu anda İzmit'te yaşayan bir İsmail kısamız var. Ardahan'da Kazım Arıcı abimiz bir asırdır, bir abidedir. Bunların hepsi o coğrafyadaki çelişkileri gördüğü için eğitimde kendilerini bulmuşlar. Bu kendilerinin bulmasının neticesi olacak ki herkes beylik sözleri konuşur. Mesela Türkiye'de denilir ki Artvin ve Tunceli eğitimde birdedir. Hayır, Ardahan bunların daha önünde idi. Fakat son zamanlarda eğitimden biraz kopuş oldulardan. Demin Spiker Hanımefendi Ardahan'ın üniversite sınavlarındaki yerini konuştuğunda ben üzüntümü belirtirken oradan çıkan bireyselliğe girmeyeceğim. Dünyada 10 eğitimci arasında belki ilk 5'te olan bir Selçuk Şirin'imiz var. Selçuk Şirin'in çıktığı Ardahan'dan üniversiteye girişin orada olması onlar için de bir soru işaretidir. Ben bunu oğlum Selçuk'a da aynen konuşacağım. Çıktığın yerdeki üniversiteye girişi biraz sorgulamanız lazım. Bu girişattan sonra eğitim için üzerimize düşeni yapacağız. Eğitimin olması için biraz da eğitim üç ayağı üzerinde yürür. Bir, rakabet. İki, adalet. Üç, yaratım gücü. Yaratma gücü olmadıkça eğitimin davranışa dönüşmediyse eğitimin bize faydası olmaz. Bunlardan sonra Sayın Belediye Başkanımız da burada. Ondan istirhamımız var. Ardahan üç şehir kaçırdı. Her konuşmamda yapıyorum. Bir, Kars,
Tiflis ve Bakü demir yolu oradan geçerken bir makasarda anlatılmadı. İki, doğal gazın boru hatları Ardahan hudutundan geçtiğinde Ardahan'da bir merkez olmadı. Üç, Ardahan'daki sınır kapıları bugün dahi faaliyete geçmedi. Şimdi belediye başkanından istirhamım. Kafkas ülkelerinden Ardahan Üniversitesi'ne öğrenci gelmesi için Ardahan'daki altyapıları yapacağına inanıyorum. Biraz daha çabuklaştırırsa çok mutlu oluruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak onları yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilindiğinde lider bireyler olarak yetişmelerine fırsat sağlamak için düzenlenen bu toplantının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Emeğe geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Yeni dünya düzeninde çocuklarımız eğitimden uzak kalmasın, yarınlarımız çocuklarımızın çağdaş ve evrensel değerleriyle Cumhuriyet'in temel ilkelerine sahip donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyette hedefine yaklaşmaları, ancak eğitime verilen önem ve destekle gerçekleşeceğinin inancındayım. Ulaşabildiğimiz her yerde, dokunabildiğimiz her çocuğun hayatında iz bırakabilmek en büyük hedefimiz olmalı. Bu bağlamda yaşanabilir bir çevre, teknoloji ve bilim üreten yaratıcı bireyler ve iyilik peşinde koşan bir toplum yaratmak ortak gayemiz olmalı. Ben de geleceği birlikte okutalım diyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli haberci, duayen haberci ve gazeteci Doğan Şentürk'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Nisan. Hoş geldin. Anlatacak değilim çünkü bir duayen gayet açık bir şekilde anlattı. Yani eğitimi davranışa dönüştürdüğünüz sürece eğitim amacına ulaşır. Ali Hocam'ın konuşmasında başka ne vardı? İşte Cilavuz Köy Enstitüsü'nde Dursun Akçam'ın öyküsünü anlattı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e veya Tonguç'a, İsmail Hakkı Tonguç'a yazdığı mektubu anlattı. Şimdi Dursun Akçam demişken aklıma ilk okuduğum kitap geliyor. Ölü Ekmeği ve Maraz. Şimdi biz önceki gün bir arkadaşım Çağatay, bölgemizin yetiştirdiği kıymetli bir sanatçı ve kültür adamı, dedi ki Cilavuz belgeseli çekiyoruz. Burada işte röportajlar yapılması gerekir. Birbirinden önemli, işte bölgeden yetişmiş arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimizle röportaj yapmak istiyoruz. Sizden de birkaç demeç almak istiyoruz dedi. Ben de dedim ki ben bunun neresindeyim Çağatay? Yani ortada bir Cilavuz gerçeği var. O Cilavuz gerçeğinin oluşturduğu köy enstitülerinin ardından gelen öğretmenlerin yarattığı bir kamelot var eğitimde. Onların yetiştirdiği öğrenciler var. Biz belki kuşak 7. kuşak mıyız, 6. kuşak mıyız, 8. kuşak mıyız, oralardayız. Aslında direkt oradaki o kuşaklarla görüşmen lazım. Dedi ki abi bu dedi bir bumerang etkisiyle geldi. Yani sizler bugün buralardaysanız aslında o kuşağın etkisiyle, yani Cilavuz denen bir gerçeğin yörüngelerisiniz. Haklı, kesinlikle haklı. Neydi Cilavuz'dan öğrendiklerimiz? İşte babalarımız bizim elimize Dursun Akçam'ı koydu, verdi elimize. Ölü Ekmeği'nin numaralı. Başka Bekir Yıldız'ı, karavagonu. Başka Tarih Papaydın'ın ortakçının oğlunu. Başka Orhan Kemal'in el kızını. Başka Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu. Bunları koydu. Şimdi bakıyorum, oradan gelmişiz 80. sıraya. Karanlığa gömülmüş bir ülkede, karanlığa gömülmüş bir il, bölge. Ekoturizmimiz var. Var mı? Var. Ekoturizmimiz var. Gastronomimiz var. Farkına vardık mı? Doğu Ekspresi ile vardık. Ama bunu su basmanını yaptık mı? Son dönemdeki su basmanımız var mı? Vardı eskiden su basmanımız. O su basmanımız da yavaş yavaş erimeye başladı, su aldı ve şu anda bir temeli yok. Şu anda baktığımızda bir temel yok. Eskiden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazananlarımız vardı. Harp okullarına girenlerimiz vardı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girenimiz vardı. Boğaziçi Üniversitesi'ne girenimiz vardı. Şimdi ben burada tek tek saymayacağım. Burada çok kıymetli ticaret, iş insanları,
kültür, eğitim, medya, hepsinde pırıl pırıl isimler yetiştirdik. Herkesle gurur duyuyorum. Hepinizle tek tek ayrı ayrı, abilerimle, kardeşlerimle, yaşıtlarımla gurur duyuyorum. Sabri abi burada. Sabri Yiğit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. İlhan abi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. Bana bir öykü anlattı Sabri abi. Dedi ki, hazırlanıyorum Doğan. Tıp istiyoruz tabii o zaman. Çünkü her Karslı'nın, her Ardahanlı'nın, her Iğdırlı'nın hayalinde ya doktor olacağım, ya subay olacağım, ya avukat olacağım. Tıbbı kazanamadık fakat ODTÜ'ye girdik dedi. ODTÜ'ye girdik. Ya şimdi öyle bir algı oluşmuş ki çıtaya bakın. O tarihlerde bir çıta, tıp Kars'ta. Ardahan'da farklı mı? Ardahan'da da farksız. Iğdır'da farklı mı? Iğdır'da da farksız. Çıtayı tıptan açmışlar. Demişler ki, Sabri doktor olamayacak. O bölgenin yerel şivesiyle doktor olamayacak. Doktor olamamış. Sonradan demişler ki nereye girdi? Ya demişler Orta Doğu Teknik Üniversitesi falan bir okul oraya girdi. Sonra babası yetinmemiş. Ramit demiş ki ya ben bir araştırayım bunu. Bir gün demiş ki Sabri abi arkada giderken ben hiç unutmuyorum o anısını. Benim için çok önemlidir o. O yüzden anlatıyorum izin olmadan abi. Ey okul, ey okul demiş. Araştırdım, oraya da gidebilirsin. Bakın çıta nerede? Şimdi bu ey okul dediğini başkaları az okullar mı bitirdi? Buradakiler hepsi ya hayat okulundan mezun oldu, ya büyük üniversitelerden mezun oldu, pek çok yerden mezun oldu ve burada kıymetli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Peki bundan sonra geleceğimiz nokta ne? 3 yıldır Arev Vakfı bir faaliyeti yok pandemiden dolayı. İşte ülkenin, dünyanın geldiği nokta Ardahan'ımızın da, Kars'ımızın da, Iğdır'ımızın da, Doğu'muzun da, Batı'mızın da, Karadeniz'imizin de geldiği nokta bu. 3 yıldır kafa kaldıramadık. Ticaret hayatından tutun da eğitim hayatına kadar hiçbir faaliyet olmadı. Biz nerede kalmışız 3 yıl önce? Robotik sınıfta. Robotik. Tamam, güzel şeyler yaptık. Başkanımıza, bütün yönetim kurulu üyelerimizle gurur duyuyorum. Kendim de bir katkılarda bulunmaya çalıştım ama daha ileri götürmemiz lazım. Bize pandeminin öğrettiği şey sadece maske değil, maske takmak değil, dezenfektan değil, aşı olmak değil, ne bileyim sosyal mesafemizi korumak değil. Pandemi dünyaya bir öğreti öğretti, bir pratik sundu. Buna yabancılar pandexit diyorlar. Hani Brexit diyorlar ya, Britanya Avrupa Birliği'nden çıktı. Pandexit ne demek? Pandexit sosyal politika demek. Pandexit eğitim demek. Pandexit devletin sağlık işlerinde olması demek, eğitiminde olması demek. Pandexit istikrar demek. Pandexit bütün bu sosyal politikalarla halka dokunmak demek. Bizim buradan öğretimiz şu, bizim bölgeye bir şey yapacaksak pek çok kıymetli derneğimiz var. Birbirinden kıymetli derneklerimiz var. Hepsi kendi çapında güzel şeyler yapıyor. Ama bizim temel şeyimiz eğitim olmalı. Tutturamadık. Yani maalesef işte o ilk dönemlerde yaptığımız olayları, ODTÜ'yü, Boğaziçi Üniversitesi'ni yapamadık. Bunun suçlusu sadece devlet olamaz. Bunun suçlusu sadece Ardahanlı olamaz. Bunun suçlusu sadece Milli Eğitim'de son 20 yılda 9 tane bakanın değişmesi olamaz. Evet, çok büyük bir etken 9 tane bakanın değişmesi. Yaz boz tahtasına dönen eğitim sistemi. Ama bizler de buna dokunmamız lazım. Bakın biz hep şuna inanıyorum. Siyasette, ki burada parantez açayım, yanlış anlaşılmasın. İnsanlar hani bir siyasi beklentiyle ya da bilmem neyle bunu söylemiyorum. Bir gazeteci mesafesinde söylüyorum, altını çizerek. Siyasette konfor alanını bozamazsanız, konfor alanınızı bozamazsanız siyasete de, siyasetin alt başlıklarına da bir şey veremezsiniz. Konfor alanını bozmak ne demek? Konfor alanımızı bozacağız, uğraşacağız. Buradaki Alev'deki başkanımız başta İlter Avşar olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerimiz herhangi bir beklenti olmadan, ben de dahil olmak üzere, bakın tekrar altını çiziyorum. Çünkü genelde böyle şeylerde ya acaba bir siyasi beklentileri mi var, acaba bir şey mi var, değil mi? Tamamen resetliyoruz. Bir konfor alanını bozarak bu işe girdik. Hiç kimsenin buradan maddi ve manevi veya bir istikbal, ihbal beklentisi yok. Bizler kendi çapımızda, kendi mesleğimizde ve bir yerlere gelmiş, kazancımız olan, kendimize yeten, konfor alanımızda olan, her şeye rağmen insanlar olarak konfor alanımızı bozmamız lazım. Niye? Çünkü bu konfor alanı bozarsak bir şey veririz. Az önce Sayın Ticaret Odası Başkanımız Çetin Demirci ile konuşurken
Bir şeyden bahsettik. Ali Hocam bilir. Bu işin duayeni olarak 54 kişilik sınıfta okuduk. İlyas Özdemir. Ensar abi sayın vekilimiz bilir. 23 Şubat İlkokulu'nda İlyas Özdemir bizim hocamız. Bakın 54 kişiyi bir bakıyorum. Aralarında işte tıpçı, Barolar Birliği Başkan Yardımcısı, Genelkurmay'da yüksek derecede rütbeli subaylar, doktorlar, öğretmenler, gazeteciler hepsi o sınıftan yetişmiş. İlkokul eğitimini almışız, başka yerlere gitmişiz. Başka ortaokullarda, başka liselerde, başka üniversitelerde okumuşuz. Ama işte o az önce sevgili Nesra'nın söylediği, sevgili başkanımızın söylediği kar tanelerine rahmetli öyle bir ışık vermiş ki bugün hala pek çok konuda onun pratikleriyle, onun öğretileriyle. Ya havuç deyince biyolojik olarak her şeyi sayabilirsiniz. Havucun renginden tutarsınız, vitamin içindeki B vitaminini, ne bileyim bir takım şey yetişme şartlarını, bir takım. Adam havucu tarif ederken tek bir şey söyledi. Yani Cem Yılmaz diyor ya, 15 yaşındaki bir çocuğun havuzla ne problemi olabilir, havuz problemi. Atla oğlum, atlamam çözeceğim. Havuzla problemi ne olabilir? Girersin, yüzersin diyor. Havuçla bir ilkokul öğrencisini buluşturmanın en güzel yolu. Diyor ki midenin ağzı olsa havuç, havuç diye bağırır. Biz de öğrendik ki gerçekten bu B vitamini denen olay, havucun içinde bulunan vitaminler midenin dostu. Bu adam cılavuz kuşağı. Cılavuz kuşağı. Ne yaptı? Bakalorya sistemini yaptı. Pratik ya. Pratik yani ezber sistem değil. Havuç renklidir, turuncudur, şu kadar vitamini vardır, şurada fotosentez yapar, burada yetişir değil. Ya da Türkiye'nin enleminin boylamını bilmemize gerek yok. Atlas kullanmayı öğrenmek önemli. Sen atlası açıp onu kullanabiliyor musun? 26-45 tamam, ne işinize yaradı? Yaramadı. Şimdi dolayısıyla o kuşaktan geldik bu kuşağa. Çok uzatmayacağım, özür dileyerek söylüyorum. Bir şeyler yapmamız lazım. Bizim ARE olarak sizden özellik vereceğimiz, bizim robotik sınıfta kalmamamız lazım. Bu için bize çok darbe attı. Bakın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanı Cengiz abi, Cengiz Solakoğlu. Buradan da anladım. Arçeliğin genel müdürü, Koç topluluğunun CEO'su, Erzurumlu, bölgemizin yetiştirdiği gururlarımızdan biri. Biz yönetimle gittik. İlter Başkan'la yönetimimle ziyaret ettik. Dedik ki abi bize ne yapabiliriz? Bizim ufkumuza. Çünkü en iyi isimlerden biri. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Dedi ki yapalım bir şeyler. Biz o kadar konuştuk, o kadar kendimizi yani bizi inandırıcı olarak kabul etti ki 40 yılın adamı tanır karşısına gelen insanların neye tekabül ettiğini. Dedi ki bir, ateş böceği tırlarımız var. Bölgeye gönderelim. Oradaki insanlara, o çocuklara ateş böceği tırlarıyla bütün yaz orada geçirelim. İki, çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki bağış makbuzlarınızda TGV'yi kullanabilirsiniz. Bakın hiçbir yerde bunu yapmadım dedi. İlk kez ARE için yapıyorum. Bağış makbuzlarınızda TGV'nin armasını kullanın. Ya bu ne demek biliyor musunuz? TGV'nin bağış boş kağıdına imza atarım dedi. Net. Boş kağıdına imza atarım. Fakat araya geçen bu 3 yıl bizi o kadar bu işlerden hani koparttı ki biz tekrar canlanmak durumundayız. Tekrar küllerimizden doğmak durumundayız. Burada değerli katkılarınız çok önemli. Ben tek tek unuttuğum isimler olabilir. Başta belediye başkanımız Faruk Bey, Faruk abi. Sayın vekillerimiz burada, Ensar abi burada, Barış burada, Barış bir arkadaş burada, Ticaret Odası Başkanımız burada, birbirinden kıymetli. Şu anda tek tek dediğim gibi kimseyi küstürmek istemiyorum. Herkes, hepiniz benim için ayrı bir değerdesiniz. Kıymetli misafirlerimiz burada. Dolayısıyla bize güç olun, destek verin, biz beraber bir şey başaralım. Çünkü bundan başka bir çıkarımız yok. Bakın eğitimsizlikle geldiğimiz noktadır bu. Eğitim yoksa hiçbir şey yok. O bölgede ne yapacağız? Çok basit. Bizim soğuk füzyonu bulmayacağız. Herhangi bir böyle iddiamız yok. 5 tane lise var Ardahan'da. Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi yani, Düz Lise. Doğru mu? Çetin abi benim çocukluğumda 5 lise vardı. Doğru mu? Ha, aynı mı? Orada kalmışız. 5 lise. Çok okulumuz vardı, çok lisemiz vardı. Bu 5 lisenin birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Öyle gelir sınıfsal olarak ayrım yok, kendilerinde sosyoekonomik birbirinden farklılıkları yok, ya çiftçinin oğlu, ya küçük esnafın oğlu, ya öğretmen oğlu falan bizim gibi, ya da kızı. Dolayısıyla bu her lisenin önümüzdeki Eylül ayında birincisini, ikincisini tespit edeceğiz. Yani lise sona gelmiş bu birinci, ikinci, üçüncüyü. Ki onlar bellidir zaten. Yani rahmetli babamın güzel bir sözü vardı. Temelden birisinin bir şey olacağını görünce derdi ki
Koçluk kuzu konda belli olur. Derdi, tamam mı? Dolayısıyla koçluk kuzu konda belli olur felsefesinden giderek o koçluk kuzuları tespit edeceğiz. Tespit edeceğiz. Sonra diyeceğiz ki ya değerli öğretmenlerimiz, fizikçimiz, kimyacımız, biyolojimiz, matematikçimiz, coğrafyacımız, Türkçecimiz. Size bir imkan tanıyoruz. Sayın Vali eğer bu konuda ön ayak olursak, gönül ister ki Sayın Vali de gelmiş olsaydı, bu konuda Faruk abiden de yardım istiyoruz. Faruk abi duyuyorsun değil mi beni? Senden de yardım istiyoruz. Çetin'den de yardım istiyoruz. Valinin de burada ön ayak olması lazım ve bu öğretmenlere biz buradaki gelirlerimizle, toplayacağımız gelirlerle birer maaş kıvamında da biz oraya destek olup önümüzdeki Eylül ayından itibaren o lise sondaki birinci, ikinci, üçüncüye bölgede Ardahan'daki en kıymetli hocalardan ders aldırıp onların da işlerini aksatmadan, onlara da bir maddi imkan tanıyarak biz bu 15 öğrenciyi ya da bilemedin 18 öğrenciyi neyse 80'i bunları iyi yerlere sokarak iyi okulları kazanmalarına vesile olarak biz bu 80. sıradan yukarılara tırmanmak istiyoruz. Emin olun biz bunu yaparak 10 basamak bile yukarı gelsek yani 70. sıraya bu çok iyi bir üründür. Yani hasat ürün, iyi bir hasattır. Yani hani derler ya tarlada izi olmayanın hasatta izi olmaz. Hasatta yüzümüz olması için tarlada izimiz olsun, hepimizin izi olsun. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Dişi ve alkış rica ediyorum. Değerli Doğan Şen. İnanın muhteşem bir ortam. Duygulandım. Üstad çok güzel konuştu. Tebrik ediyorum. Çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. O onurumuzu çok iyi tanıyorum. Bir onur meselesi, gurur meselesi hemşehriler için. Sevgili Doğan harikasın. Muhteşemsin. Evet, eğitim, eğitim, eğitim. Ufak bir bilgi vereyim. Aynı zamanda Kars Ardahan Iğdır Vakfı yönetim kurulundayım ben. Bir önceki dönemde başkandım. Şu anda 36 tane tıp fakültesi kızımız var. Burslu. 840 öğrenciye burs veriyoruz. Birçok hayatımda kişiler olarak söyleyeyim. Birçok olay oldu. Birçok işte sosyal faaliyet oldu. Ama kendimi en iyi hissettiğim şey Kars Ardahan Iğdır Vakfı'nda olmak. Bir dönem başkanlığını yaptım. Kendimi o kadar çok şanslı hissediyorum ki bugüne kadar yapmış olduğum hayatımdaki sosyal olarak beni fazlasıyla ziyadesiyle mutlu eden bir olay. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben de yine şartım. Güzel konuşmalar oldu. Bu gecede sizlerle birlikte olabilmek için sevgili İlter'in de davetiyle Ardahan'dan geldik. İlk önce Ardahan'dan selamlar getirdim hepinize. Biz bu sene karla biraz fazla uğraştık. Hala bugün ekipler yine kar temizliyorlardı. İnşallah bereketiyle yazımızı. Çünkü geçen sene biraz kurak gitti. Özellikle de arıda verim düştü. Ot samanda daha çok ama arada kesin geçen sene %10-12 hasat alınabildi. Arevi biliyorum, kutluyorum. Ta ilk Beykoz'daki ilk adresinin açılışında da beraber olmuştuk sevgili İlter ve yönetimiyle. Eğitim önemli. Herkes tabii ki ya benimle mi olacak, bir kişiyle mi olur diye düşünmememiz lazım. Hep bir kişiyle oluyor bu işler. Elimizden geldiğince Ardahan aslında çok güzel bir il. Yani çok işlenmemiş. Her şeyi işlenmeyi bekleyen bir il. Zaten biz de bizi oraya yeniden çeken de o. Yani her şey yapılabilir. Sayın Muammer Keskin başkanımız da geldi. Ben şuradan yukarıya çıkayım. Ya. Tabii ki buyurun. Hepsi birbirinden pırıl pırıl, geleceğe umutla bakan. Tabii ki ülkemizde Ardahan'da zaman zaman zor günler geçiriyor. Ama hiçbir zaman umutsuzluğa yer vermeyeceğiz. Eğitime katkınız diğerlerinden daha önemli. Çok şükür bir üniversitemiz var ama belediye şeyle, merkezle bir ulaşım sorunu var üniversitemizin. Buradan herkesin kulağında olsun. Bu
ulaşımı raylı sistemle mutlaka şehre, üniversiteye bağlamak lazım. Günümüzde artık dolmuşlarla orada in burada bin çok zorlanıyoruz. Bu geceden başlayarak bugüne kadar eğitime vermiş olduğunuz desteğin daha da artmasını rica ediyoruz. Benim de kişisel olarak başlattığım bir eğitime destek projem var. Şişli'den başladık bu pandemiden önce. Şişli'de bir tane, Bodrum'da iki tane, Ayvalık'ta bir tane. Burada şimdi Üzeyir Engin Bey kardeşimiz var, Yıldız NTV. Beni programa davet etti. Ben de 15 kız öğrenciye burs verirsen gelirim dedim. İki program yaptık. Orada 30 kız çocuğumuzun bursunu. Diğer Şişli, Burhaniye ve Bodrum'da yaptığımız konserlerle de bir yıl boyunca 35 kimsesiz kız çocuğuna, yani babası ya da annesi ayrılmış ölmüş olanlardan başladık. 35 kız çocuğumuza burs verdik. Şimdi de Üzeyir Bey'le Yıldız NTV ile birlikte ayda bir defa bir konser yapıyoruz. Her konserde 15 çocuğumuza burs veriyoruz. Ardahan'dan umudu kesmeyin. İstanbul'dan daha şanslı Ardahan. Çünkü biz bundan 2 ay önce bir iklim zirvesi yaptık. Yani iklim değişikliğinin Ardahan'a etkileri. 5 tane dünyada akredite olmuş iklim değişiklikleri konusunda uzman profesörümüz bildiri sundular. Türkiye'de bu coğrafyada önümüzdeki 15, 20, 30 yıl sonra olası yaşanacak istemiyoruz ama su sorunundan en az etkilenecek yerin Ardahan olduğunu biz söylüyorduk ama 5 bilim adamı, dünyada akredite olmuş dediğim gibi alanında uzman 5 bilim adamının bizdeki panelinden çıkan sonuç, onu kitaplaştırıp basacağız. Şimdi şöyle üniversitede bizler çok şanslıydık çünkü bizim dönemimizde eğitime annelerimiz babalarımız atasözüdür. Ceketimi satar oğlumu okuturum, kızımı okuturum derdi. Biz de bizden sonra gelenlere aynı gözle eğitim açısından bakmamız lazım. Bir ülkeyi, bir aileyi, bir bireyi ayakta tutan ilk önce eğitim, sonra da adalettir. Ben Ardahan'dan da, eğitimden de, ülkemizin geleceğinden de hiçbir zaman umudu kesmedim, umutsuz değilim. Ardahan'da çok güzel şeyler oluyor, olmaya devam edecek. Tabii ki günün koşullarında birazcık olumsuzluklar yansır ama bilemiyorum İstanbul'da, Esenyurt'ta, Bakırköy'de bir derslikte kaç tane çocuk ders yapıyor. Çok şükür Ardahan'da derslik eksiğimiz hemen hemen yok. Yani bir sınıfta bazı yerlerde 54, 64, 74 kişi ders görürken Ardahan'da bu oran 20 ile 25 arasındadır. Yani eğitimin fiziki yapı olarak altyapımız yok, eksiğimiz yok. Branş ve sınıf öğretmeni açısından da çok fazla bir eğitimimiz yok. Ama sizlerin ilgisi, alakası, bizleri Ardahan'da motive etmesi, tabii ki çocuklarımızın da büyükleriyle gurur duyması, onları yakından gözlemesi ve bize ilgi gösteriyorlar algısını daha iyi yerleştirmek için ilginizi bekliyoruz. Bu gecemizin Ardahan eğitimine, Ardahan'daki gelecekteki büyük siyasetçilere, iş adamlarına, basın, sanat, spor dünyasına çok başarılı çocuklarımız var. Ben o kadar duyguluyum ki daha önce hep böyle geçici gidip geliyorduk Ardahan'a. 3,5 yıldır fiili olarak uzun yıllardan sonra yaşıyorum. Ardahan'daki çocukların kendilerine olan özgüvenini ben İstanbul'da çoğu semtte göremiyorum. Müthiş bir özgüven var, müthiş bir azim var ama bazı olanaksızlıklar olabiliyor. Onları da el birliğiyle ortadan kaldırırsak yeni yeni bizden sonra gelecek Türkiye'de ve dünyada Ardahan'ın gururu olacak bireyler yetişecektir. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ardahan'a hepinizi bekliyorum. Ardahan'dan ilginizi, alakanızı kesmeyin. Sağ olun, var olun.
ilişkiler kurduk ve hakikaten adam il oldu. Ama o zaman eğitime katkı sunmak için Kars Ağdağ'ın Iğdır Vakfı'nı kurduk. Sabri Bey de başkanımız yaptı. Esmender Hoca ile beraber. O vakıf tam ödülüm bir 100.000 kişiyi 40-50 bin kişiye burs verdi. Tabii bizi eleştirenler de oldu. Ya siz de Kars Ağdağ'ın birleştirdiniz falan Iğdır. Ağdağ'ın vakfı oldu. Bu da güzel. Hepsi eğitime gidiyor. Benim de kendi adıma 1998'de tarihi yanlış söylemiyorum 1998'de Ensar Öğüt Eğitim ve Sağlık Vakfım var. Kurmuş oldum. 1998'de kurmuştum. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık 20 bin kişiye burs verdim. Ama benim vakfımda şart var. Kars Ağdağ'ın Iğdır olmak kaydıyla. Biriniz dedi çocuklar. Geçen gün Faruk Bey aradı. Bir sponsor olmam istedi. Peki dedim. 10 çocukta kız çocuğuna da şimdi yeni vereceğiz. Evet. Hayırlı olsun. Servetimiz eğitim. Şimdi ben aşağı yukarı 15 yıla yakın milletvekili yaptım. Beni bir konuda çok eleştirenler oldu. Ya sen tezeyi niye meclise götürdün? Onu bir anlatmak istiyorum. Şimdi niye götürdüm biliyor musun? Bir gün Ağdağ'dan Kars'a giderken Koçman'a bir köye uğradım. Sabah erkenden bir baktım. Kız çocukları elinde tezekle beraber affedersin hayvanın dışkısıyla beraber okula gidiyorlar. Dedim ki bu tezek nereye gidiyor? Dedi okula gidiyoruz. Ya dedim hükümet herkese kömür dağıtıyor. Okullara vermiyoruz. Bize vermiyoruz. Öğretmen istedi. Gittim okula, genç bir bayan öğretmen, Kocaeli, İzmitli. Hoca hanım nedir dedim, niye dedim yani çocuklarına tezek istiyorsun? Dedi ki bize devlet kömür vermiyor. Ya dedim millete bir defa kömür dağıtıyor, bize vermiyor dedi. Ben geldim, kanun teklifi verdim, kanun teklifi kabul olmadı. Yani kanun teklifi şuydu, köy okullarında tezek yerine kömür verirsin. Bunu kabul etmeden bir yıl geçmesi lazım kanundan bir daha vermek için. Bir yıl bekledim, bir daha verdim. O zaman Bakan Hüseyin Çelik'ti. Ya dedi ki Hüseyin Bey, siz de Vanlısınız. Van'ı da araştırdım. Bütün köy okullarında şey yapıyoruz, tezek yapıyoruz. Dedi ki ya doğrudur ama dedi, biz dedi, bu kanun teklifi istemiyoruz. Dedi. Ya arkadaş yapma etme neyse olmadı. Bir daha kabul etmeden bu defa gittim, tam bütçenin konuşmasında Ağdağ'dan geçerken iki tane tezek aldım, getirdim. Meclise basın toplantısı yapınca ortalık yer yerinden oynadı ve 15 milyon hemen ama şöyle ayarladım. Saat 3'te bütçe görüşülecek. Ben 11'de basın toplantısı yaptım. 3'te 15 milyon okullarda kömür verilsin diye bütçeye para konuldu. Yani böyle bir imtihandan da geçtik. Ama şunu söyleyeyim. Ağdağ'ın yıllardır sonuncu oldu Kars'ta öyle. Kars'ta üniversitenin gelmesi çok büyük katkı sundu. Ağdağ'ın da 2003 yılında üniversite kurması için ilk kanun teklifi vermiş bir arkadaşınızım. Onun için de gururluyum. Ben sizi tebrik ediyorum. Eğitim çok önemli. Demin Doğan Bey dedi ki su basmanın su bastı. Evet. Su basmanın su bastı ama hep beraber buradan çıkmamız lazım. Ben sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim. Bir gece siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm dostlarımız burada ve herkes Ardahanlı gençlerimizin, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmesi için bir katkı sunuyor. Geçen yıl ve önceki yıl pandemiden dolayı ARED'in etkinlikleri yapılmadı ve biz de gelemedik ama bu sene hemen gelerek o eksiğimizi tamamlamaya çalıştık. Umarım gelecek yıllarda da daha güçlü katılımlarla Ardahanlı çocuklarımıza bir katkımız olabilir. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğitim, ben bir eğitmenin oğluyum. Benim babam Cihavuz, 1972 mezunudur. Her şey eğitimden geldiğini ve hocamızın yanında ben konuşmam tabii çok da şey olmaz. Ama hayatımda benim için öğretmen deyince
eğitim geliyor. Eğitmenin ve öğretmenin çocuklara inanılmaz şanslı olduklarını düşünüyorum. Ben şu an inanın duygulandım tabii, konuşamıyorum. Çok ani oldu. Ama bu işteki inanın yapmamız gereken, Doğan Bey çok güzel söyledi, 80. olmak bu evimi çok üzüyor. Bunu yapmamızı, kurtulmanın altın yolu, sıçrayacak çok yerimiz var bir kere. En dipteyiz. Hep beraber 15 öğrenci, ki bu çok aslında inan yapamıyorsak biz o şehrin insanı değiliz demektir diye düşünüyorum. Bunu en yükseğe taşımak için herkes elinden gelen daha fazlasını yapmalı. Ben şahsım adına yapacağım. Bu konuda size söz veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güçlü alkış rica ediyorum. Değerli iş insanımız Selim. Şad olsun. Yaşar Kemal diyor ya, insan gövdesi kadar değil. Evrende yüreği kadar yer kaplar. Yüreği büyük ardallar. Şimdi az önce bir konuş, hemen konuya gireceğim. Ardağan'da Faruk Başkan'ın dediği gibi sınıf sayıları 15 ile 25 arası ve Göre gibi bir yerde 7 tane lise var. Teknoloji lisesi de var. Sıkıntı nerede derseniz, sıkıntı liselerden sonra üniversiteye gidecek öğrencilerimize vereceğimiz burslarda, vereceğimiz destekte, onlara vereceğimiz ekonomik ümitte olacak. O da ara gibi eğitim kurumlarımızın bu tür organizasyonların o çocuklara daha ileriye dönük. Az önce Fox Sayın yönetmenimizin dediği gibi hukuku, tıpı düşünmeleri için böyle organizasyonlarla biz onlara ön ayak, önder olmalıyız. Bu güzel gecede milletvekillerimi, belediye başkanlarımı, siyasi parti temsilcilerimi, basının yüzüne mensuplarını ve çok değerli iş adamlarımızı, STK temsilcilerimizi ARE yönetim adına kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Bir dahaki 2023'te görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Beni gerçekten de çok duygulandırdı. Evet, çetin bir coğrafyanın bir kadını olarak ve belki de kendi köyünde, Gölen'in Samandöken köyünde ilk okuyan bir kız çocuğu olarak bugün de bir söz almak beni gerçekten de duygulandırdı. Ve aynı Türkan beni İstanbul'da, Esenyurt'ta Göreli kadınları bir araya getirerek doğduğumuz coğrafyanın şartları iyi olmayan kız çocuklarına, eğitimlerine destek olmak adına Göle Kadın Meclisi Derneği'ni kurdu. Ve bu Göle Kadın Meclisi Derneği biraz önce çok değerli eğitim bölümlerin dediği gibi 80 tane öğrenciye burs veriyor. Hepimiz elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Eğitimin kökleri acıdır ama meyveleri tatlıdır. Bu tatlı meyvelerin başta coğrafyamıza, daha sonra ülkemize güzel meyvelerin yetişmesi için hepimiz üstümüze düşen görevi yapmak zorundayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu geceyi, bu güzel geceyi organize eden çok değerli İlker Avşar'a, yönetimine ve siz değerli eğitim gönüllerine saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Başkan İlker Bey'i huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Sevgili dostlar, 24 yıldır gayrimenkul sektörü içerisinde hizmet veriyorum. İmkanlarım doğrultusunda her zaman eğitimin yanında oldum tabii ki. Gerçekten taşın altına eğitim konusunda herkes elini koyması lazım. Çünkü ülkemizin, memleketimizin gerçekten okumuş, kültürlü insanlara ihtiyacı var. Bunun için ben de huzurlarınızda Tekirdağ'dan 300 metrekare güzel bir arsa, güzel lokasyonda huzurlarınızda bağış yapmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrardan. Eğitime katkı vermek hepimizin görevi. Ben de buna katılacağım. Eğitim destekçileri olarak herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada değerli iş insanı Nihat Angişan için güçlü bir alkış rica ediyorum. Bir arsa bağır. Değerli milletvekillerim, sayın belediye başkanlarım,
çok kıymetli çalışma arkadaşlarım ve Ardahanlı sevgili dostlarım, ben de hepinizi en içten sağlık dileklerim ve saygı dileklerimle selamlıyorum. Böylesine nezih, böylesine saygın konuklarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nazik davetinize sonsuz teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız. Çok değerli dostlarım, tabii Türkiye'nin en önemli basın, yayın, medya kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye'nin en etkili gazetecileri, büyük bir iftiharla hep bulunduğum ortamda söylüyorum, Karslı Ardahanlı hemşerilerimiz. Kars'ı, Ardahan'ı bu kadar güzel anlatan, Karslı Ardahanlı olmanın onurunu bizlere yaşatan Türkiye'nin medar-ı iftiharı basın mensuplarına sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Tek tek isimlerini saymıyorum ama Türkiye'de en etkili 20 gazeteci var ise onların hemen hemen tamamı Karslı Ardahanlı. Onlarla gurur duyuyoruz. İyi ki varlar. Emeklerine sağlık. İftihar ediyoruz her birisiyle. Evet, çok zor bir coğrafyada geliyoruz. Gerçekten iklimi soğuk ama insanın yüreği sıcacık olan Ardahanlılarız. Bugün Türkiye'de böylesine etkili basın mensuplarına sahipsek, bu bizim eğitimde olan gücümüzle. Dolayısıyla bizler eğitime yapacağımız katkılarla Türkiye'nin bu aydınlık yüzlü insanlarını yetiştireceğiz. Biz de Ardahan Eğitim Vakfı'nın bu konuda yapmış olduğu çalışmalara sadece bir belediye başkanı olarak değil, Ardahanlı bir hemşerimiz olarak ve o coğrafyanın zorluğunu bilen birisi olarak üstümüze düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Bu konuda şimdiye kadar emek veren, bundan sonra emeğini ve maddi desteğini esirgemeyecek olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz de üstümüze düşeni en üst seviyede yapacağız. Bir kişiyi yetiştireceğiz. O belki de Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Ardahanlılara güveniyoruz. Karslılara inanıyoruz. Kendi coğrafyamızın o zor şartlarından hayata tutunanların bu ülkenin kaderini de değiştireceğine canı gönülden inanıyor ve biliyoruz. Hepinize en içten sağlık dileklerimi sunuyorum, saygı dileklerimi sunuyorum. Ta Ardahan'dan gelen Sayın Belediye Başkanımızın şahsında tüm hemşerilerimizi içten saygı dileklerimle selamlıyorum. Sağ olun. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle gecikmeden dolayı affımızı diliyorum. Bir mahalle toplantısından geliyorum ve o mahalle toplantısı bugün aslında konuştuğumuz Arev'in birkaç yıldır çok önemli eğitime katkı sunduğu, özellikle bizim coğrafyamızdan buralara kadar gelmiş ya da başka şehirlerimize gitmiş çok önemli hikayeler yazan arkadaşlarla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade edeyim. Bir şeyi paylaşarak birkaç cümle edeyim. Bu ülkenin çocukları sadece Ardahanlılar değil, bu ülkenin çocuklarının %73'ü Türkiye'yi terk etmek istiyor. Bu ülkenin çocukları burada gelecek görmüyor. Hele hele İstanbul gibi bir yerde bile bu oranlar bu doğrultudaysa, Ardahan gibi coğrafi zorlukları, ekonomik krizler, hele yaşadığımız şu günlerde yoksulluğun derinleştiği, psikolojik sorunlar arttığı bir yerde, bu gece son derece önemli. O yüzden zaten öyle bir topraklardan geliyoruz ki dayanışmayı en çok yapan coğrafyanın bir parçasıyız. Dayanışma kültürü, komşuluk ilişkileri en yüksek olan ilçelerden biriyiz, illerden biriyiz. Dolayısıyla ben Alev'e kuranlara, katkı sunanlara, geçen seferki toplantıda birkaç arkadaşımız maalesef bazı sözler verdi, olmadı. İnşallah bu toplantıda Arev'e, Ardahan'a eğitim kurumları kazandırıp, biraz önce masada Doğan Şentürk bir hikaye anlattı, İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Biz o çocuklarımıza borcumuz var. O coğrafyada doğmuş biri olarak çocuklarımızın geleceğe hazırlamak, sevgili Bülent kardeşimin söylediği gibi, yapabileceğimiz her şeyin en iyisini, en yükseğini yapacağız. Bugün sevgili Faruk Demir
Ardahan'da belediye başkanı olması gerçekten büyük bir şanstır. Ardahan'a çok ciddi, Türkiye'nin her yerinden katkı sunan işler yapıyor. Dolayısıyla bizim hep her birimizin görevi doğduğumuz topraklara olan borcumuzu unutmamamız gerekiyor. Elbette bir şey söyleyerek sözlerimi bitireyim. Burada da karnımız doyuyor. Artık İstanbullular İstanbullu gibi de davranmamız gerekiyor. Bugün çok güzel bir toplantıya katıldım. Türkiye Deprem Bölgesi, İstanbul Valiliğimizin düzenlediği bir deprem hazırlığını anlattı. Orada bir afetle ilgili bir koordinasyon merkezini yapan bir arkadaş dedi ki, ya İstanbul'da 80 ilden 80 ilin günleri yapılıyor ama İstanbul günleri yok dedi. Bunu niye söylüyorum? Bakın hepiniz belki 3. 4. kuşak olan İstanbul'da yaşayan komşularım var. Biz o doğduğumuz topraklara borcumuzu ödemek koşuluyla artık karnımız burada doyuyor. İstanbul'da olmak zorundayız. İstanbul'da, çünkü İstanbul Türkiye demek. İstanbul'da bugün 80, kendisiyle birlikte 81 ilin temsilcileri var. Ama benim içim acıtan Ardahan'da benim okuduğum yıllarda, benim liseyi orada bitirdim. Bir sürü başarı hikayesi yazan, bak bugün burada basında, ticarette, sanayide bir sürü iz bırakan arkadaşlarımız, bugün çocuklarımızın okullarındaki durumlarını biliyoruz. Geçen sene, geçmiş yıllarda araya bir şey yaptı. Robotikte çocuklarımız dünyaya tanıttılar Ardahan'ı. Dolayısıyla yeni dünyaya kapı açacak çocukları yetiştirmek hepimizin ortak borcu. Hem o coğrafyaya hem de kendimiz açısından yapmamız gereken ne varsa, iş adamları, siyasetçiler, yazarı, çizeri, Bülent'in söylediği gibi son derece nitelikli kadrolara sahibiz. Benim de üzerime ne düşerse dün olduğu gibi bugün de yarın da Ardahan'daki çocuklarımıza el uzatmak bir vatan görevi diye algılıyorum. Üzerimize düşenin de en yükseğini, en iyisini, en güzelini yapmak sözüyle hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Şimdi benim için Ardahanlı olmak hayata 3-0 önde başlamak demek. Ben her yerde bunu konuşurum. Ardahan milliyetçisi bir gazeteciyim. Sevgili Doğan da bilir benim şeyimi. Bu konudaki hassasiyetimi. Son 2 senede bizim Turkuaz grubuna yaklaşık 40-50 tane Ardahanlı işe aldırdım. CV'sine baktırıyoruz. Ardahanlıysa eğer terörle, oyunla, bununla bir şeyisi yoksa da alıyoruz. Hatta idari koordinatör Trabzonlu bizim. Doldurmuşlar Trabzonlu, Rizeli, Samsunlu, Ordulu. Ya dedim Ardahanlı alın kardeşim işe. Ya dur bakalım dedi. Sonra beni aradı, bir CV geldi dedi, Ardahanlı dedi. Hemen işe al dedim. Ya dur bir araştıralım. Bir işte FETÖ Cumhuriyeti dedim, bizim oradan vatan haini çıkmaz. Çıksa size Atatürkçü Cumhuriyetçi adam çıkar dedim. Al kardeşim onu işe. Dolayısıyla bu konuda bir hassasiyetiniz var. Sayın Başkanım bilir. Ardahan'da fabrika yok. 10 kişinin 20 kişinin çalıştığı bir işletme yok. Benim teşvikimle 2 tane tekstil firması, bizim köylüdür, benim akrabamdır, onları Ardahan'a gönderdik. Ardahan'da yaklaşık 2 senedir çalışıyorlar. 350 tane istihdam sağladık. Doğan'ın söylediği gibi, yani sadece robotik kodlama meselesi değil, bir topyekün meseleye bakmamız lazım. Allah'a şükür başkan da bir tanesine fabrika yaptı, bir iş adamına yaptırdı sağ olsun. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir alkış alalım. Dolayısıyla şimdi yine öbür firmamız da bir fabrika daha yapacak. LCY2 ile konuştuk. Bunların tırları haftada bir gün gidip geliyormuş. LCY2'nin patronuyla bugün beraberdim. Kredi veriyorlar yaklaşık 1'er milyon. Krediyi onlar ödediklerinde kesecekler vesaire. Onu da öyle çözdük başkanım. Şimdi ağaçlandırmayı söylemiyoruz ya. O görevimiz yani. Şimdi hazineden yer organize ettik. Yaklaşık bir 100 bin tane Mayıs ayında ağaç dikeceğiz. Orman Genel Müdürü ile Sayın Başkanımı konuşturdum. Onu da organize ettik. Hatta dikimini, her şeyini onlar yapacaklar. Dolayısıyla o konuda da sorumluluk var. Bir tane hikayemi anlatacağım. Senin figürleriniz, şeyde haklı oylarınız, alk oyunlarını söylüyorsunuz. Bu yanlış dedim. Bütün Ardahan'a söyleyeceğim. Türksel hatlarını iptal etsinler dedi. Nasıl yani dedi. Ardahan dedim en doğudaki il. Reklamı kaldırttırdık.
Dedim ki bunun bir faturası olması lazım. Ne yapalım? Ardahan'a bir zeka kulübü sınıfı kurum dedim. Yaklaşık 600-700 bin lira para harcadılar. Geldik geçen bir iki ay önce de onu da kurdurduk. Bal Festivali'ne sponsor yapacağız. Dolayısıyla şöyle bir şey. Yani benim kapıma gelen ya da beni arayan Doğan, tabi bu konuda bizim pirimiz Doğan Şentürk. Ona çok teşekkür ediyorum. Bülent Başkan'ın dediği gibi, yani biz bu konuda Türkiye'de hani medya konusunda, medyada önemli yerlerdeyiz. Kime hangi noktada katkı sunacaksak, kim geliyorsa, kim gelirse her zaman şeref duyarız. Sabri abi çok değerli işler yaptı. Ali abi çok ellerinden öpüyorum. Selçuk'ta da gurur duyuyor. Sizinle de gurur duyuyoruz. Benden bir eliniz olursa her zaman elinizdeyim. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. İlter, Afşar ve değerli yönetim kurulu üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 60 kişilik yatakhanelerde köy enstitüsü devamı, Susuz Cilavuz Köy Enstitüsü devamı Kazım Karabekir Öğretmen Lisesi'nden okudum, mezun oldum. Şimdi 60 kişilik yatakhanelerde kaldık. Fakat burada biraz hiciv olsun diye söylüyorum. 60 bin lira ödeyerek özel okula verdiğimiz çocuklarımız bizim kadar başarılı olamıyorlar. Neden? Daha önce okuduğumuz okullarda kaliteli öğretmenler vardı. Liyakatli öğretmenler vardı. Oysa şimdi eğitim sistemimiz kökten bozulduğu için böyle bir maalesef handikap yaşıyoruz. Bizler bir arada olmalıyız. Hemşehrilerimize destek olmalıyız. Bakın hep başarılı insanlar burada. Memleketimizin yetiştirdiği yüzde insanlar burada. Bu insanların bu başarılarının arkasındaki en önemli faktör eğitim. İşte bu anlamda İlter Afşar ve yönetiminin, AREV Vakfı'nın bu girişimi çok önemli. Herkes tarafından desteklenmesi çok önemli, çok kıymetli. Bu anlamda biz de desteğimizi elimizden geldiği şekilde vermeye çalışacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Karslı, Ardahanlı olmaktan gurur duyuyorum. Daha bugün bir yerde başıma geldi. Karslı olduğumu söylediğim için birileri üzerime yürümeye kalktı. Hani espri anlamlı. Yine masada Doğan Şentürk abime söyledim. AREV bir isim benzeri bir vakfınız var sizin İlter. Beylikdüzü'nde kurulan, Beylikdüzü Eski Belediye Başkanı Vehbi Oraç'ın kurduğu AREV Vakfı. Onu bir iletmek istedim. Efendim, yapılan bir araştırmada 75 yıllık bir araştırmanın sonucu yaklaşık 680 kişiyi baz alarak bu kişiler doğuştan ölüme kadar takip ediliyor. Doğarken sizi neler mutlu ediyor? Herkesin, tabii bu 680 kişinin görüşmesi farklı, görüşü farklı. Gençlik döneminde neler, bunları anlatmıyorum çünkü çok zaman alıyor. Belli bir yaş diliminden sonra neler, fakat ölmeden önceki, yani yaşama veda etmeden önceki o son 10-15 yıl çok önemlidir. İnsanların %80'i bu soruya, beni yalnızlık korkutuyor, beni dostlarımla, tanıdıklarla, kendimi güvende hissettiklerimle birlikte olmak mutlu ediyor cevabı çıkıyor. Ben de Kars Ardahan'ın ortamlarına gittiğim zaman kendimi inanılmaz güvende, inanılmaz heyecanlı, inanılmaz mutlu hissediyorum. Evet, bugün burada eğitim gönüllüleri, İlter gibi, Doğan abi gibi eğitim gönüllüleri bir arada. İnanıyorum ki bu gönüllüler çok önemli noktalara parmak bastılar ve inanıyorum ki yarın daha güzel, daha anlamlı hizmetlere, işlere imza atacaklar. Bizler de gazeteciler olarak bu güzellikleri yazarak, çizerek gurur duyacağız, mutlu olacağız. Hepinizi yüreklerinizden öpüyorum, teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Iğdır Vakfı'nda da burs vermekteyim. Sizlerle olmak, sizleri yaşamak çok güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Bu güzel geceyi düzenleyen AREV'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir konu. Eğitim, her şeyin başı eğitim. Biz de Ardahan Demekör Federasyonu olarak zaman zaman yöremizde işte bazı etkinlikler yapıyoruz. Eğitimle yürüyerek.
ilk federasyonun kazandığı günden itibaren yöremizdeki kütüphaneler, eğitim ve iktisat, öğretim, santraş takımı bir sürü adımlar gönderdik. Ama hep de Alev'in yanında güzel bir proje, her şey eğitim için. Düzenleyen emek sarfı ben herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sabri Yiğit başlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine böyle Kars Ardanıdır Vakfı'nın etkinliği vardı gecesi. Orada herkes yazdırdı. 950 tane gönüllü burs yazdırdılar. Ama burs toplamaya gelince %50'sini topladık. Başkanın 3 sene kendi cebinden %50'sini karşıladı. Yüreğine sağlık diyorum. Sayın Başkan'ın herkese örnek gösteriyorum. İyi akşamlar diliyorum. Medeniyet kendini ileriye taşıyamaz. Demin hocalarımızın anlattığı gibi tabii üzücü bir durum. Bugün ÖSYM'de 80. sıraya düşmek ama inşallah toplum olarak el birliğiyle bu işi temizleyip üst noktalara getireceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İhracatta işte yerli üretim markalarımız var. Orkan, Orgaz şeklinde. Bu tür etkinliklere genelde katılmazdım ben ama İlter kardeşimi o kadar samimi ve gerçekçi buldum ki o nedenle kendisine hayır diyemiyorum. Ama diğer kim abi? Çetin abi? Şimdi Ardahan'ımızın değerli iş adamları, değerli gazetecileri, önde gelen yazarlarını bu tür etkinliklere daha önceki katılmadığım etkinliklerde neden katılmıyorum dediğimde onların Allah yardımcısı olsun diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten onları dükkan açacaksa ruhsat için arıyor. Hiç alakası olmayan şeyler arıyor. Ben de bu etkinliklere geçmişte gerçekten katılmıyordum. Ama İlter'in sıcak davranışı ve yönetim kurulundaki bu eğitim gönüllerinin olması beni bu eğitim baktığına çekti. İlter'i tebrik ediyorum. Değerli gazetecilerimizi, değerli belediye başkanlarımızı gururla değerlerimizi saymakla bitmez. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Vallahi çok teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Vakfımız bugün 10 yaşında. Kıymetli eğitim gönüllerimizle 10. yılımızı kutlayacağız. Ve Ardahan'da karınca karınca neler yapabiliriz? Bundan sonraki projelerimizi anlatacağız. Mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz. Yıllarca sonunculukla anılan ilimiz geçmiş dönemde kodlama yarışmasında aldığı birincilikle dünya çapında bir ses getirdi. İstiyoruz ki Arev'in çocukları, kartaneleri büyüsün. Yeter ki imkan verilsin, dokunalım, neler yapılabileceğini gördük. Bu anlamda da yine eğitim gönüllerimizle birlikte daha kıymetli projelerde buluşmak için buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Arev Eğitim Vakfı olarak her sene üstüne kata kata ilerlemeye devam ediyoruz. Borçlu olduğumuz topraklara borcumuzu ödemek pahasına canı gönülden, yüreklerimizi bir yaparaktan birkaç kişiyle başladığımız bu yolculuğa şu anda onlarca kişiler katılaraktan ilerlemeye başladık. Çok da güzel gidiyor. İnsanlar hani eğitime katkı sağlıyor. Çocuklara dokunuyoruz. Onların geleceğine dokunuyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çocuklar için yola çıktığımız bu yolculukta bize eşlik eden herkese de canı gönülden teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz Hakan Bey. Düzenlenen bu geceyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hoş bulduk. Tüm yönetim kurulum adına önce herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Biz biraz daha ev sahibi formunda buradayız. Hepimiz çok emek verdik. Umuyorum eğitime, Türkiye'de eğitime katkı, daha güçlü katkılar sunabilecek, daha güçlü bir vakıf yaratabiliriz. Onun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ardahan Eğitim Vakfı bu yıl 10. yılını kutluyor. 10. yılı münasebetiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Ben Ardahan Eğitim Vakfı'nın bu yıl yönetim kuruluna dahil oldum. Fakat burada gönlünü ortaya koymuş bir grup insanın emeği var. Daha önce kodlama atölyeleri kurulmuş Ardahan'a. Bundan önce çok ciddi çalışmalar yapılmış Ardahan'da. Şimdi burada bu gece ise bir özel okul projesi var. İnşallah Ardahan'da bir özel okul açmayı hedefliyoruz Arev olarak. Ardahan'ın eğitimini istediğimiz seviyeye taşımak için bir özel okul projemiz var. Bununla alakalı bu gece burada toplanmış bulunmaktayız. Ben tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum herkese. Çok uğraşların sonunda bu gece gerçekleşiyor. Öyle bir yönetim kurulumuz var ki kendi çocuğumuzdan, kendi işlerimizden vakit çalarak gönüllü olarak bu işte sizlere en güzel geceyi yaşatmak için Ardahan'daki çocuklarımıza birazcık katkımız olsun diye
gece gündüz çalışıp yaklaşık 2 ay süren bir hazırlığın sonunda ortaya çıkmış bir gece. Umarım sizleri memnun ederiz bu akşamda. Ve biz bunu bir kerelik değil, iki kerelik değil, yıllarca yapmak istiyoruz. Sizlerin vereceği gönülden desteklerle bu gecelerin çoğalmasını ve çocuklarımıza bir nebze yardımcı olmak için hep birlikte çalışmayı ve gelecekle ilgili sizlerin de görüşlerini almayı çok istiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Şimdi ben Ardahan Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkuş, tanımayanlar için tanıştırayım kendimi. Çok güzel bir gece. Aref Yönetim Kurulu Başkanımız İlter Avşar Bey ve yönetimine burada sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. 2 yıl önce de böyle bir etkinliğe katılmıştık. Çok güzel bir gece olmuştu. Bugün de bu pandemi sürenin azalmasıyla yine de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendi insanlarımızla, Ardahanlılarla, iş adamlarımızla, siyasetçilerimizle, basın emekçilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim demek bir ülkenin geleceği demektir. Bir ülkede eğitim ne kadar değer verilirse o ülke o kadar yükselir. Yani diyorlar ya, eğitimli toplum ekonomisi, geleceği yüksek ve garantili toplumdur. Onun için ben sizin huzurunuzda Arev'e teşekkür ediyorum. Eğitim için düzenlediği bu geceye katılan bütün herkesin ayağına sağlık, yürekte teşekkür ediyorum. Eğitim için ne yaparsak azdır. Biz de dostlarımızla burada bulunduk. Sizin huzurunuzda bu gecenin güzelliğini hep beraber yaşayacağız. Herkese iyi eğlenceler ve teşekkür ediyorum. Ben Nihat Angışhan, 1974 Ardahan Damal doğumluyum. Yaklaşık 30-35 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Başak Gayrimenkul'u 24 yıl önce kurdum. Kendim yönetim kurul başkanıyım, Başak Gayrimenkul'un yönetim kurul başkanı. Tabii ki hep bu tür etkinliklerde, daha doğrusu eğitim gönüllüsü olarak hep eğitimin yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Arevi de zaten uzun yıllardır, yaklaşık bir 9-10 yıldır takip ediyorum yaptığı projelerle. Gerçekten Ardahan'ımızı tüm dünyaya taşıdı, tanıttı. Tebrik ediyorum başta Arev'in vakıf başkanı olan İlter Avşar Bey'i ve yönetimini. Kutluyorum. Gerçekten çok büyük projelere imza atıyorlar. İnşallah tabii ki Ardahan'da eğitimle ilgili eksik ne varsa biz iş adamları olarak da üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Taşın altına elimizi koyacağız. Bugün ben de Başak Gayrimenkul'un yönetim kurul başkanı olarak Ardahan Eğitim Vakfı'na Tekirdağ'ında 300 metrekare bir arsa bağışladım. İnşallah hayırlara vesile olur. Herkesi tabii ki davet ediyoruz, gelsinler. Herkes toplum olarak, yani imkanları olan insanlar, karınca kararınca, imkanları doğrultusunda taşın altına elini koysun. Hani derler ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Olduğu kadar. Eğitim gerçekten çok önemli ve ülkemizin okumuş, eğitimli, kültürlü insanlara ihtiyacı var. Hepinize ben basına da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkes gelsin, taşın altına elini koysun. Hep beraber daha güçlü, daha güzel bir Ardahan olalım diyorum. Saygılar sunuyorum, sağ olun. Arev'de çalışanlar, özellikle yönetimde yer alan arkadaşlar, bir eğitim, kültür, Ardahan adına yapılması gereken buradaki iş adamları bir araya getirip Ardahan'ın eğitimine, kültürüne, sosyal dokusuna katkı sağlamak adına bu güzel geceleri düzenliyorlar. Bunların emeklerine, öncelikle yönetimin emeğine sağlık olsun. Bizler de buradaki bulunan iş adamlarını bir araya getirip bizim Ardahan'la ilgili, eğitimle ilgili katkı yapmamıza vesile oluyorlar. Bir şekilde buradaki iş adamlarını mobilize ettikleri için çok keyifli bir gece olacağını düşünüyorum. Sonunda da amacına ulaşacak. Buradaki gelen iş adamları da duyarlılığı sergileyecekler. Oradaki yapılan işleri, takip edilen öğrencileri, eğitimle ilgili, sosyal ve kültürel hayatla ilgili katkıda bulunacaklar. Çok güzel bir gece olacak. Ben teşekkür ederim. Tabii çok güzel bir etkinlik. Hele de amacında eğitim varsa, bizim Kars'ın, Ardahan'ın en önemli kutsalıdır. En büyük değeridir. O kadar önemlidir ki bugün Türkiye'nin bu son 2 yıllık bir araştırma, profesör oranı nüfusa göre 1 numarası bölgemiz. Onun için burada olmak büyük bir keyif. Bu gibi aktiviteler önemli. Her açıdan önemli. Sosyal olmasının yanında da eğitimde çok ciddi
zekalar var, beyinler var. Çok küçük de olsa maddi bir katkı özellikle çok pozitif sonuçlar veriyor. Biliyorsunuz Kars Ardahan Iğdır Vakıf olarak da uzun yıllardır çok ciddi bir eğitim amaçlı burs programımız var. 750 bin arası öğrencimiz var. Şu anda bildiğim kadarıyla 35 tane tıp fakültesi kızımız var. Onun için bölgemiz kıymetli, bölgemiz entelektüel, bölgemizde asetler, varlıklar çok. Onun için bu gibi faaliyetlerde çok çok anlamlı. Çok mutluyum burada olmaktan. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Yani Arev'in önemsediği şeyleri biz de önemsiyoruz. Çünkü Ardahan'da eğitime uzanabilecek olanakları Arev sayesinde de ulaşan çocuklarımız var. Ardahan'da daha önce bilişim sınıfı açtılar. Ondan sonra robotik kodlama ile ilgili eğitimler ve çocuklara destek verdiler. O yüzden önemsediğimiz için sadece bu toplantı için Ardahan'dan geldim. Belediye başkanımızla birlikte. Umarım bundan sonra da aynı hedefe doğru birlikte katkılarımızı da sunacağız, ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Valla şöyle, tabii bu bölge dernekleri, hemşeri dernekleri oldukça fazla. Bütün kıymetli illerimizin kıymetli dernekleri güzel faaliyetler yapıyorlar ama tabii bu faaliyetlerin ötesinde en öne çıkan faaliyetler bence eğitimle ilgili olan faaliyetler. Çünkü temelde eğitim, yani bir bölgeyi kalkındıracaksa o kalkındıracak. İş insanları, dernekleri var. Bir takım işte turistik özelliklerini, kültürel özelliklerini yansıtan dernekler var. Hemşerileri kaynaştırmak amacıyla kurulan dernekler var. Fakat bunların bütün temelinde eğitim. O yüzden biz Arev'deki arkadaşlarla Arev kurulurken bunu amaçladık. Yani bölgede eğitim varsa, eğitimde bir başarı elde ediyorsak bu başarının ötekiler hepsine temel olur bu başarı. Ve o temel giderek yükselir. Burada önemli olan buydu. Fakat tabii bu Arev'in ve bütün derneklerin aslında şanssızlığı, bütün dünyanın, Türkiye'nin şanssızlığı Covid dönemine denk gelmesi ve son 3 yıldır maalesef bu faaliyetler kesintiye uğradı. Çok projemiz vardı, kafamızda çok büyük planlar vardı. Fakat bu 3 yıl dünya artık biliyorsunuz Covid'den dolayı, Türkiye Covid'den dolayı başka bir yere savruldu. Fakat çok şükür ki artık yavaş yavaş bu Covid'in vermiş olduğu şeyleri aşıyoruz. Etkileri, olumsuz etkileri. Biz de bunun üzerine hem bu 3 yıldır insanlar kapandı, bir faaliyette bulunmuyor. Hem onu aşalım, insanlara bir moral verelim, umut verelim, eğitimle umut verelim hemşehrilerimize dedik. Ve Arev 3 yıldan sonra tekrar bir gece düzenledi. Bu gece çok önemli. Çünkü bu gecede toplanacak bağışlar, bu gecede insanların yapacağı katkılar, fedakarlıklar geri dönüşümü olan ve de iyi bir geri dönüşümü olan bir yere gidecek, eğitime gidecek. Biliyorsunuz Ardahan özellikle üniversite sınavlarında ve lise giriş sınavlarında çok altlarda, gerilerde. Başarılı çocuklarımız yok mu? Var. Zeki çocuklarımız yok mu? Var. Fakat tabii başarı ve zeka tek başına bir gösterge değil. Onu iteklerseniz, ona bir altyapı hazırlarsanız, ona bir katkı da sağlarsanız o insanlar kendilerini bulur. Biz kar taneleri diyoruz. Biraz sonra başkanımız İlter Avşar söyleyecek zaten. Her birine kar tanesi diyoruz. Biliyorsunuz biz yöre çocukları olarak kar taneleri böyle ay ışığında parlarlar. Gün ışığında parlarlar. Biz de Arev olarak bu kar tanelerini parlatmak için yola çıktık. Bu gece umarım bu desteklerle, bu bağışlarla kar tanelerini parlatacağız. Buradaki bu başarılı, potansiyeli olan çocukları, bu cevherleri yeryüzüne çıkaracağız ve onları ilimle, irfanla, iyi okullarla, iyi hocalarla buluşturup hem bölgeye, hem ülkemize, hem dünyaya birer önemli insan olarak katkıda bulunmalarına vesile olacağız. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Bugün teknoloji çağında bilime, eğitime yapılan yatırımlar sadece ülkemize, sadece o çocuğun doğduğu o eğitimin yaşandığı yerlere değil, dünyaya hizmet ediyor. Günümüzde bir iPhone'u, bir bilgisayar markasına ulaşmak için bunun altyapısını aslında eğitim sağlıyor. Avrupa Birliği konseptinde de kalkınma ajansları kuruldu Türkiye'de. Kalkınma ajanslarının birinci amacı o bölgelerdeki eğitimle alakalı ufku geniş,
IQ'su geniş, eğitime dayalı, değişik projeleri olan, düşünceleri olan, deneyleri olan insanları, gençleri, çocukları keşfedip ülkeye, dünyaya kazandırmaktı. Baktığınızda o ajanslar aslında biraz amaçlarından saptı. Bu ajansların gerçek amacı gitti. O ajansları ne yazık ki yöneten, kullanan insanlar başka amaçlarla oradaki fonu daha yanlış, daha eksik, daha doğru olmayan amaçlara kullandılar. Bugün AREV gibi eğitim vakıfları aslında o ajansların biraz da boşluğunu doldurmaya aday vakıflar. Ben AREV'i takip ettiğim günden bugüne Ardahan'da, Kars'ta ulaştığı yerlerde önemli noktalara parmak basıyor, önemli adımlar atıyor. Bir kişiyi bile kurtarsalar, bir kişiye bile yardımcı olsalar onu önemsiyorum. Bizim mesela Kars yöresinin bir sözü vardı. Herkes kapısının önünü süpürürse ortalık güllük gülistanlık olur. Birileri o sözü Van Gogh'un veya işte sanırım Göte'ye de yormaya çalıştı. Her kim söylemişse o sözü güzel bir söz. Herkes kapısının önünü süpürürse ortalık güllük gülistanlık olur. Ben de diyorum ki herkes en az bir kişiye ulaşırsa eğitim anlamında o kişinin eğitimini, altyapısını, teknolojik aletlerini sağlarsa çok daha verimli bir gelecekteki bir ülkeye sahip olabiliriz. Bugün bu gecede de eminim duyarlı eğitim sever, vatan sever iş insanları katkıda bulunacaklar. Bu vakfın yaşaması için, bu vakfın ulaşabileceği insanlara daha çok katkıyı, daha çok yardımı ulaştırmak için çalışmalar yapacaklar. Ben başta AREV yönetim kurulu üyesi olmak üzere vakfa gönül veren, emek veren, bedel ödeyen, imkan harcayan herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu tür duyarlı, konsantre olmuş, organize olmuş yardımsever vakıfların çoğalmasını arzu ediyorum. AREV bir eğitim vakfı. 2012'de kuruldu. Tabii 2012'de gerçekten yönetimimizle birlikte, AREV'in yönetimiyle birlikte Ardahan'daki çocuklarımız için neler yapabiliriz'i düşünürken böyle bir eğitim vakfı düşündük ve dünden bugüne çok şükür Ardahan'daki çocuklarımız için elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz. Aslında AREV'in bakıyoruz 10 yıllık bir süreç ama hem kısa hem de çok şeyin sığdığı bir serüven oldu AREV'in, Ardahan Eğitim Vakfı'nın. İşte oradaki çocuklarımıza sınıflara robotik kodlama sınıfları kurduk, okullara pardon. Çocuklarımız için önemli vizyonlar tabii ki bütün hemşehrilerimizle birlikte, onlardan aldığımız güçle el uzatmaya çalışıyoruz. Ve bu daha devam ediyor ve büyüyerek devam edecek inşallah. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi de daha nitelikli, daha katma değeri olan nasıl projeler geliştiririz Ardahan'ımız için? Ve yine tekrar söylüyorum, bütün gelen kıymetli büyüklerimiz hem sanat, siyaset, medyadan iş adamları ve onlardan aldığımız güçle AREV'i büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü AREV büyürse Ardahan'daki çocuklara daha güçlü el uzatacağımızı biliyoruz ve bunun için de uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Biz var gücümüzle onlar için buradayız ve inşallah çok daha keyifli şeyler yapacağız. Toplumun her alanına nüfus eden eğitim hususunda AREV Vakfı'nın yapmış olduğu bu çaba ve bu organizasyon takdir edilmesi gereken bir organizasyondur ve umarım her zaman devam edecektir. Devam ettiği sürece de desteğimiz olacaktır. Ben Mustafa Küperi, İstanbul Kars Ardahanlıdır Derneklerin onursal başkanıyım. Ardahan Dernekler Federasyonu'nda danışma meclis üyesiyim. Burada olmaktan da çok mutluyum. Rusya yıkılınca 10 yılda ayağa kalktı. Buraya gelen bayanına, erkeğine sorduk. Ne mezunusun? Herkes dedi doktorum, hakimim, savcıyım. Hepsi üniversite bitirmişti. Dolayısıyla bir bölgenin kalkınması eğitime bağlıdır. AREV de bugün bölgedeki göçten sonra taşmalı eğitimden dolayı yıllardır Türkiye'nin sonundan birinci, üçüncü oluyor. Dolayısıyla buna yüreği yanmıştır AREV'in.
Arev'in güneyi yanın cene olmuş, hemşerilerle paylaşmıştır, vakıf kurmuştur. Ardahan Eğitim Vakfı Arev bugün yine hemşerilerini toplamış. Bölgedeki okula gitmekte zorluk çeken, özellikle pandemi dolayısıyla uzaktan eğitimde tableti olmayan, bilgisayarı olmayan gençlere de geçen sene de yardımcı oldu. Bu sene de zannedersem projeler içerisinde vardır. Dolayısıyla bir memleketin bir insanı okutmak bir fabrika yapmaktır. Dolayısıyla eğer Arev bir insanı okutmada aracı oluyorsa demek ki bölge bir fabrika yapıyor. O yüzden kendilerini kutluyorum. Güzel şeyler yapıyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız ve üyelerimize de bunu anlatmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ardahan Eğitim Vakfı'nın düzenlediği hemen hemen bütün etkinliklere katılıyorum. Tabii geçen yıl pandemi çok yoğundu diye bir etkinlik yapılamadı. Onun açığını da bu sene kapatacağız. Özellikle Ardahanlı gençlerimizin, Ardahanlı çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmesi için biz de elimizden gelen katkıyı sunacağız. Buranın en güzel yanı hiçbir parti gözetimi, hiçbir parti ayrımı olmaksızın herkesin sadece Ardahanlı çocukların eğitimine katkı için buluşması. Bence bu tür etkinlikler daha çok yapılmalı, artırılmalı. Çocuklarımızın eğitimi için herkes elini taşın altına koymalı. Bu bağlamda Ardahan Eğitim Vakfı yöneticilerini de hakikaten destekliyorum. Çünkü Türkiye'de sivil toplum kuruluşu kurmak, orada çalışmak, orayı ayakta tutmak ciddi mesai gerektiren bir uğraştır. Arev'de, Arev yöneticileri de bugüne kadar bunu başardılar. Bundan sonra da umarım başarılı olacaklar. Merhabalar, ben Şafak Coştu. Eğitimci, yazar, gazeteci olarak burada bulunmaktayım. Yani sürekli eğitimde fırsat eşitliği deniyor ama ben eğitimin bir fırsat olduğunu düşünmeyenlerdenim. Eğitim bir haktır aslında. Bu yüzden özellikle pandemi sürecinde herkese eşit bir şekilde dağılamadığını gördük. Peki Ardahan Eğitim Vakfı içerisinde iş adamları, gazeteciler, hukukçular var ve herkes siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, memleket ayrımı gözetmeksizin burada buluştular. Bu birliktelik sizce Türkiye'ye örnek olur mu? Kesinlikle olur ve bunun eğitim çatısı altında olması da ayrıca kıymetli bir durum. Yani umarım başka kategorilerde de aynı durumu görürüz. Sağ olun. Ensar Bey hoş geldiniz. Ben çok mutlu oldum. Özellikle Ankara'dan geldim. Başkan İlter Bey ve ekibini kutluyorum, tebrik ediyorum. Eğitim olduğu için özellikle geldim. Ben de 1998 yılında Ensar Öğüt Eğitim ve Sağlık Vakfı kurdum. 1998'den bu yana yaklaşık 20 bine aşkın çocuğa burs veriyoruz. Özellikle kız çocuklarına, şehit çocuklarına. Ben buna çok mutlu oluyordum. Hakikaten bir yere gittiğim zaman bazen geliyor çocuklar, elimi öpmeye kalkıyorlar. İşte ben tanıyamıyorum tabii ama diyor ki ben işte falan yerde hakimim veya işte savcıyım veya doktorum. O kadar mutlu oluyorum ki bundan güzel bir şey yok yani eğitimde. Yani bir insana bir şey yapmak hakikaten o çok kutsal bir değerdir. Bizim özellikle yani Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı var eğitime. Çünkü genç bir nüfusumuz var. Okuması gerekiyor. Özellikle tarımla uğraşan köylünün çocukları okuması gerekiyor. Özellikle göç vermiş bölgelerde köylerimiz var. Bu köylerimizde taşımacılıkla eğitim yapılıyor. Bu çok kötü verimi düşürüyor. Tabii bizim bölgemizde bu verimi düşürmesi bize artı değil eksi yazıyor. Yıllarca Ardahan bölgesi, Kars bölgesi o bölge hep geride takip etti. Ama şimdi üniversitede yavaş yavaş işte bu internet falan işte iletişim olması nedeniyle biraz daha üniversiteyi kazanan çocuklar biraz daha işte Kars, Ardahan o bölgelerde biraz daha çocuklar öne çıktı. Ama bu yeter mi? Yetmez mi? Yetmez. Burada işte saygın iş adamları olsun, gazeteciler olsun, diğer hayırseverler olsun. Bu tip vakıflarla, dernekler vasıtasıyla yoksul çocuklara ulaşıp onların okutması kadar kutsal bir değer yoktur. Ben onu görüyorum. Ve ben şu ana kadar işte 20 bin civarında çocuğa burs verdim. Şu anda da ben hatta burs verdiğim çocuklardan vali bile var, kaymakam var. Ben bunlardan çok da mutluyum. Bunun mutluluğunu yaşadığım için de ben geldim. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar çok değer veriyorlar. Özellikle burada dernek başkanımız, yöneticiler ama Doğan Şentürk'ün burada olması, Doğan Şentürk'ün özellikle lokomotif görev yapması basın olarak veya diğer kuruluşlar olarak iş adamlarıyla beraber bir koordineli şekilde çocuklara burs verilmesi
O hepimizi heyecanlandırıyor. Güzel bir katkı. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben avukat doktor Gözde Cömert, ARV için gönüllü olarak giriyorum. Aslında bir Ardahanlı değilim ama Ardahan'dan bu kadar güzel çocuklarımızın çıkması ve böyle bir projeye katkı sağlamak amacıyla her etkinliğinde onları destekliyorum, elimden gelen katkıyı sağlıyorum. Ben çok mutluyum. Bu kadar güzel, bu kadar nitelikli insanın bir arada olması ve ortak bir amacın için bir araya gelebiliyor olması bence muhteşem bir şey. Günümüzde insanların çok kısa mesafelerde bile birbirine ulaşmakta zorlandığı bir dönemde böyle birleştirici bir ortamın yaratılmış olması açıkçası benim adıma çok mutluluk veriyor, gurur veriyor. Ufacık da olsa bir parçamın olması bile bana heyecan veriyor. O yüzden buradaki herkese, katılımcılara, herkese ayrı ayrı bu emeğinden, bu zamandan dolayı çok teşekkür ediyorum. Organizasyonu yapanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, çok sivil toplum örgütleri var, vakıflar var. Hepsi çok değerli işler yapıyorlardır. Ama ARV'in bizdeki, Ardahan'daki ve benim şahsımda ve tabii ki Ardahan hemşehrilerimizin teveccühüyle belediye başkanı olarak da özel bir yeri var. Yaptığı işler samimi, ciddi, faydalı. Bu gece de umuyorum ki yapılanların böyle taşlandığı bir gece olacak. Biraz gezdim hemşehrilerimi. Hemen hemen çok güzel bir topluluk var. Yapılan çalışmanın Ardahan'ımıza, gençlerimize, eğitimimize ve de ülkemize hayırlı, uğurlu, yararlı olmasını diliyorum. Başta İlter Afşar olmak üzere kıymetli yönetim kurulunu, değerli üyelerini, üye olmayıp da gönüllü olarak Ardahan sevdasıyla bu oluşuma, ARV'e destek veren kuruluşundan bu tarafa, ki ben ilk merkezin açılışında da bulunmuştum Beykoz'da, emek veren, destek veren ve bundan sonra vereceklere çok teşekkür ediyorum. ARV'e destek vermek boşa gitmeyecek bir emektir. Herkesi desteğe davet ediyorum. Dün gece de çok özel bir ödül aldınız belediyenizin yaptığı hizmetlerle. Bu ödülü anlatabilir misiniz? Önemli bir sivil toplum kuruluşu, 2. Yüzyıl Derneği'nin Cumhuriyet Halk Partili ya da başka partilerden belediyelerin özel çalışmalarını takip edip jüriyle ödüllendirdiği bir geceydi. Bizim de turizm altyapımızı Ardahan'da oluşturmaya çalışıyoruz. Yani turist davet ediyoruz, yerli yabancı, ama onları Ardahan'da eğleyecek, yani yedirecek, içirecek, konaklatacak, gezdirecek yerlerimiz biraz az. Yani şehrin sosyal donatısı biraz az. Bir bungalov evler, yani aslında mini bir şehrin içerisinde tatil köyü yaptık, Kura Nehri. O bölgede de önemli bir yer tuttu. O projemizi uygun görmüşler, ödüllendirmişler. Ankara'da dün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızın da katıldığı ödül töreninde onu da almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu ödülü beraber çalışmaktan onur duydum. Meclis üyelerim, çalışma arkadaşlarım ve Ardahan halkı adına aldık. Serkay'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu ekonomik krizin olmuş olduğu ortamda böyle yatırımları yapmak tabii zor. Biz başardık. Önümüzdeki Haziran gibi, işte Mayıs sonu gibi açacağız. Bölgesinin kıymetli mensupları olan siz değerli dostlarımızla yeniden sağlıklı ve güzel günlerde bir arada olmak ümidiyle hoşça kalınız diyorum efendim. Hep birlikte bu güzel günün anısına bir aile fotoğrafımız olsun.